Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün hazırlayacağınız slaytlarda numaralandırma, başlıklandırmayı nasıl yapıyoruz? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Onun haricinde bu hazırladığınız tablolar, grafikler, şablonlarda kaynakları nasıl belirtmeniz gerekiyor? Doğru kaynak nasıl belirtilir? Alıntılar nasıl yapılır? Özellikle önem verdiğim konu arkadaşlar bu. Bunları göstereceğim. Ve arkadaşlar, sonuç öneriler kısmında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Onlardan biraz bahsedeceğim. Amacımız sizin güzel, kaliteli bir zorlanmadan bir sunum hazırlamanız. Bunu güzel bir şekilde sunmanız. O açıdan arkadaşlar, videoları izlerseniz eminim size yararı olacaktır. Arkadaşlar, dün hatırlarsanız videomuza küreselleşme ile başlamıştık. Yeni arkadaşlar, mesela bu konuyla alakalı bir başlıklandırma yapacak olursak, ilk olarak buraya geliyoruz. Numaralandırma diyoruz. Sağ tıktan sonra mouse'umuzu ve bunu seçiyoruz mesela örneğin. Burada bir dedi, otomatik atadı. Mesela burada dünyada küreselleşmeyi ele aldık. Bunu anlattık. İki de otomatik atadı. Geldik. Türkiye'de küreselleşme dedik. Bunu da anlattık arkadaşlar. Sonra üçüncü başlıkta da dünyada ve Türkiye'de küreselleşmenin ayrıldığı noktaları mesela anlatacağız. Farklılıkları anlatacağız. Burada arkadaşlar bir ayrıntı var. Buraya geldiğiniz zaman numaralandırma yapmak istediğinizde arkadaşlar direkt sizi tekrar 1'e atacak. 3'ten devam etmeyecek. Şöyle göstereyim. 1'e attı arkadaşlar. Burada 3'e atama yapabilmek için direkt numaralandırmaya geliyoruz. Madde işaretleri ve numaralandırmayı tıkladıktan sonra bunu yapmıştık. Seçiyoruz. Ve buradan 3. 3'ten devam etmek istiyorduk çünkü. 3 dedik arkadaşlar. Bu da dünyada ve Türkiye'de küreselleşmedeki farklılıklar, farklı olguları da burada arkadaşlar bu şekilde anlatabilirsiniz. Bu şekilde bir anlatım yapabilirsiniz. İkinci husus arkadaşlar, özellikle bu tablolar şekillerde ilk olarak dikkat etmeniz gereken konu burada arkadaşlar, ilk baş tablo mu, şekil mi, grafik mi, kaçıncı olduğu, kaçıncı grafik tablo olduğu, bunu yazıyorsunuz iki nokta üst üste. Burada arkadaşlar grafiğin başlığı neyi anlattığı, burada hatta ticaretle alakalı parasal bir grafikse burada arkadaşlar para birimleri, sizin bahsedeceğiniz yıllar burada bu şekilde olabilir. En önemli husus arkadaşlar benim açımdan kaynak verme. Kaynak verme özellikle lisansüstü eğitim yapan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır. Bu kaynak verme arkadaşlar etik açıdan da çok önemli. Çünkü bu tablonun şeklinin işte sahibi bir şahıs olabilir, oluşturucusu bir kurum olabilir. Hem bu kuruma saygı açısından hem de zor durumda kalmamanız açısından. Çünkü hocanız, öğretmeniniz size oğlum bunu nereden buldun dediği zaman burada arkadaşlar direkt burada bu kaynağı gösteriyor olmanız lazım. Bu kaynağı anlatıyor olabilmeniz lazım. Zaten buraya yazdığınız için direkt buradan görebilirsiniz nereden aldığınızı, bu tabloyu nereden oluşturduğunuzu insanlar görebilir. Bu arkadaşlar çok önemli. Bu doğru kaynak verme olayını da şu şekilde yapıyoruz. Üniversitelerin enstitüleri var arkadaşlar. Bunların tez yazım kılavuzları var. Herhangi bir üniversitenin enstitü bölümünden tez yazım kılavuzunu indirip PDF şeklinde bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz. Burada arkadaşlar doğru kaynak verme ile ilgili bilgileri oradan edinip doğru kaynağı verebilirsiniz. Burada arkadaşlar zaten bu kaynakları doğru verdiğiniz zaman emin olun bu sunumlarınız diğer sunumların çok çok önüne geçecek. Emin olabilirsiniz bu konuda. Hem o kaynakları okumak lisansüstü eğitim isteyen arkadaşlar için çok yararlı olacaktır. Bitirme projesi olan arkadaşlar için aynı şekilde. Son olarak arkadaşlar sonuç önerilerle alakalı dediğim gibi temel uyulması gereken kurallar var. Bu kurallar da şu şekilde arkadaşlar. Biz ne demiştik? Bu sunum, slaytlar bizim anlatacağımız içeriğin özeti. Aslında sonuç öneriler de onun da özeti. Yani özetin özeti olarak bu konuya bakabilirsiniz. Bir de izleyiciler, sunum yaptığınız kişiler sizin konuyu bilip bilmediğinizi, ne kadar bu konuya hakim olup olmadığınızı bu sonuç önerilerden zaten direkt anlayabilirler, çıkarabilirler. Bu bir gösterge. O açıdan çok önemli. Burada arkadaşlar bir kere net, kısa ve anlaşılır cümleler kurmanız gerekiyor. Ve çok önemli bir nokta da her zaman genel olsun cümleleriniz. Alıntı kullanmayın buralarda. Özgünlük olsun, yani size ait olsun cümleler.
Çünkü arkadaşlar size sorular gelecek. Siz alanı ne kadar kapatırsanız size gelecek sorular da o kadar kısıtlı olacak. Zaten her şeyi anlatmış olacaksınız. Orada heyecandan bilseniz bile soru geldiği için hani böyle bir panik durumu olabilir. O yüzden burada genelden bahsedelim. Net, kesin ve direkt cümleler, yargılar olsun. Ve onun haricinde dediğim gibi kendi cümlelerinizle güzel çıkarımlar yapın ve mantıklı tavsiyelerde bulunun. Yani siz bu içerik size ne kattı? Siz bu içerikle beraber insanlara ne türlü katkılar sağlayabilirsiniz? Bu çok önemli arkadaşlar. Buna çok dikkat ediliyor. Bunlara uyarsanız arkadaşlar çok güzel sunumlar yaparsınız. Başarılı olacağınıza eminim. Kafanıza sorular takılabilir. Yorumlarda belirtirseniz size o konularda da videolar çekip yardımcı olurum. Yorumlarınıza cevap veririm arkadaşlar. Bu şekilde umarım size yararlı oluyordur bu yaptığım slaytlar, çektiğim videolar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sevgiler.